E ee, bir başka haberimize o da dezenfektan skandalı biliyorsunuz. Eski Ticaret Bakanı Ruslar Pekcan demişti ki biz büyük bir fedakarlıkta bulunduk. O öyle dememişti de biz öyle yorumlamıştık. Piyasa fiyatının epeyce bayağı altında bakanlığına kendi şirketinden dezenfektan satıldığını açıklamış söylemişti. Bu zaten yasalara aykırı ama hadi böyle bir fedakarlık. Biz de dedik ki ya millet bunu kabul edemez böyle bir fedakarlığı. Zaten olmadı da e, Sayın Bakan görevden alındı. Fakat anlaşılan meğer ucuza da değil pahalıya almış bakanlık Sayın Pekcan'ın şirketinden. Bir de öyle bir mesele var. Aracı bir firmaya dezenfektanı 100 liraya satmış. Aracı firmaya ondan alan piyasaya 150 liraya satmış. Aynı firma Nanoxia doğrudan fatura keserek Ruhsar Pekcan'ın Ticaret Bakanlığı'na 175 liraya satmış. Bir bakan suçüstü yakalandı. Değer 100 TL olan ürünü bakanlık bakanın şirketinden 175 TL'ye almış. Piyasa fiyatının %75 daha fazlasına daha pahalıya almış. Görevden alındı ama tartışma bitmedi. İddiaların ardı arkası kesilmedi. Eski Ticaret Bakanı Ruslar Pekcan'ın kendisine ait şirketten kendi bakanlığına piyasanın altında fiyata sattık dediği dezenfektanı tam tersine piyasanın üzerinde bir fiyatla daha pahalıya sattığı ortaya çıktı. Muhalefet skandalı faturalar üzerinden anlattı. Yasette bu kadar çürümüş yoktu ya. Bu pisliğin üzerinde Adalet ve Kalkınma Partisi oturamaz. Neresinden bakarsanız bakın Burada bir usulsüzlük, görevi kötüye kullanma, ihale fesat karıştırma var. Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan eşiyle ortak olduğu şirketten kendi bakanlığına 9 milyon liralık dezenfektan sattığı iddiasıyla gündeme oturmuştu. 5 gün sonra sessizliğini bozarak satışı itiraf etti eski bakan. Bedelin 9 milyon lira değil KDV hariç 507.880 lira olduğunu söylese de muhalefet iddiasında ısrarlı. 9 milyonluk alışveriş yapıldı. 500 bin lirası bakanlığın bünyesinde bakanlık tarafından yapıldığı alındı yaklaşık 8.5 milyon TL'lik alışveriş ise bakanlığa bağlı yan kuruluşlar tarafından gerçekleştirildi. KDV hariç 507.880 liralık dezenfektan, Nanoxia Biyoteknoloji firmasından ilgili mevzuatın emredici hükümleri çerçevesinde gerekli tüm ürün fiyat araştırmaları yapılarak piyasa fiyatlarından oldukça aşağıda usulüne uygun bir biçimde gerçekleştirilmiştir. Eski bakan kendisine ait şirketin piyasadan daha da ucuza sattığı için tercih edildiğini öne sürmüştü. Ancak şirketin bakanlığa piyasanın çok üzerinde fiyata ...pahalıya satış yaptığı belgelerden ortaya çıktı. Oda TV'nin yayınladığı faturalarda bakana ait şirketin 5 litrelik dezenfektanı... ...aracı firmaya 100 liraya, aracı firmanınsa piyasaya 150 liradan sattığı görülüyor. Aynı dezenfektan Ticaret Bakanlığı'na yapılan satışta 175 liradan faturalandırılmış. Yani 75 lira daha pahalıya. Bakanlığa 75 lira daha pahalıya satılan 5 litrelik dezenfektanın marketlerdeki fiyatı... ...325 ile 377 lira arasında değişiyor. Evet. Ruhsar Pekcan itirafının ardından Erdoğan tarafından görevden alındı. CHP lideri şaşırdık dedi ama CHP'ye göre bu yeterli değil. Bu durum beni biraz şaşırttı ama Erdoğan onu büyükelçi yapabilir. Biraz rakam küçük olduğu için konsolos yapabilir. Rakam büyük olsaydı kesin büyükelçi olurdu. Ruhsar Pekcan gitsin Yüce Divan'da Anayasa Mahkemesi'ne hesap versin. MHP'ye soyuruyoruz. Bu rezalete sessiz kalıp AKP'nin yaptığı her şeyde susmus olduğunuz gibi susmus mu olacaksınız? Yoksa milliyetçiliğin gereği olarak milletin parasını, yetimin hakkının hesabını soracak mısınız? Kapılar açık, hesaplar açık deyin. Didik didik edelim görelim bakalım daha neler olmuş. Ülkenin gümrünü ticaretini emanet ettiğiniz bakan 507 bin liralık bir iş çevirmiş bir iş yapmış. Şimdi bakalım Yargı bununla ilgili ne olduğunu adını koyacak, söyleyecek. Feci olan bu. Koca ülke, koca Türkiye yani. Nasıl bakan seçimleri bunlar? Nasıl? Bakanları biz arıyoruz, siz de arıyor musunuz? Yeterince acaba?